Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Psikoloji yapıyoruz. Ben kendimden de gördüm ki kendime ziyafet, iyilik yapmaya nispetle başkasına ziyafet, iyilik yapmak beni daha çok motive ediyor. Şöyle, şimdi İslam'da, Kur'an'da ve hadiste var yani. Çok ilginç bir şey olacak. Bak bir şey, buraya dikkatinizi verin. Maddi ve manevi, sırf manevi değil. Maddi ve manevinin bir sebebini vermek olduğunu söylüyor. Sadaka mesela diyor, değil mi? Allah Resulü, maddi ve manevi hastalıklarınızı sadaka vererek tedavi ediniz. Şimdi ben kendimde de gördüm, kendimize ziyafet çekiyoruz, meyve alıyoruz mesela, değil mi? Meyve, bu ziyafettir. Kendimize iyi bir yemek yapıyoruz, ziyafettir. O kendini ne kadar besliyor? Ondan fazla besliyor, başkasına verirsiniz. Ben denemişim, ben kendime ziyafet, iyilik yapmaya nispetle başkasına ziyafet ve iyilik yapmak beni daha çok motive, mutlu ettiğini gördüm. Ben daha çok onların mutlu olmasından mutlu olduğumu gördüm. Hani şöyle bir kural var ya, işliyor Risale'de, dinde de var. Merhamet etmeyene merhamet edilmez, değil mi? Şöyledir, imanınızın kurtulmasını istiyorsanız, imanınızı garanti almak istiyorsan, İnsanların imanının kurtulması için uğraşacaksın. Huzur istiyorsan iki, insanların huzur olmasına gayret edeceksin. Rahat olmak istiyorsan, yani insanlara yaparken bir şey, o almanın adıdır. Unutmayın bunu. Vermek aslında almaktır. Mesela sadaka da böyle. Çünkü diyor, siz niyet ettiğiniz anda o niyetiniz Allah'a gider diyor. Daha vereceğiniz fakire gitmeden. Bu sefer Allah muamele ediyor. Şöyle diyeyim, almak olduğuna dair. Mevlana'nın bir gün talebesi, bunu anlatmıştım ama bu maksatta kullanayım. Talebesine bir gün şeytan musallat oluyor ve diyor ki, sen kaç sene buradasın? 15 sene. Aynı böyle yazıyor. Sen 15 sene ya Rabbi, ya Rabbi dedin. Bir defa Allah sana ey kulum dedi mi? Seni kale almıyor diyor. Çok sorulara cevap veriyor ha bu. Şimdi adamın hakikaten çözemediği için dershaneyi, medreseyi, eğitimini bırakıyor, çekip gidiyor. Nasıl düşüyor böyle tuzağa? Mevlana dağda bir yerdeymiş. Bu olayı kalbine ihtar ediliyor. Hemen atına biniyor. Koşuyor, medreseye geliyor, soruyor. Talebenin gittiğini, pullu pırtısını toplayıp gittiğini söylüyorlar. Ama hiçbir şey söylememiş. Yolda gidiyor Mevlana, bunu yakalıyor. Durduruyor ve diyor ki, niçin gidiyorsun? Orada anlatıyor. Diyor ki, efendim ben 15 sene Allah dedim. Allah bir defa bana ey kulum demedi. Bundan sonra ne olacak diyor ya. Diyor ki Mevlana, sen diyor daha Allah'ı bilmezken ve demeyi daha istemek arzusu yokken sana kendisini tanıtan peygamberle ve kitapla sen bana Allah diyesin diye sana deme duygusunu, hissini, meylini, arzusunu veren sen Allah demeden o sana buyur kulum demiş olmuyor mu bunu sana bu duyguyu vermekle? Hani çocuğa diyoruz ya baba, baba. Çocuğa baba ne diyor babası? Bana böyle de. O da baba diyor. Baban da hoşuna gidiyor. Öyle değil mi? Baba diyor. Adam da. İlk önce baba kim dedi? Baba dedi. Çocuğuna baba dedi. Allah da ilk önce öyle yapıyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bana böyle de diyor. Yani yoksa bir Allah başka Allah haşa hamd etmiyor. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Allah'ın ayeti. Allah mı diyor? Allah diyor. Ama niye? Bize böyle diyor. Eğitiyor.
Şöyle yapın, böyle yapın, böyle deyin, tamam mı? Ve Kur'an eğiten bir kitaptır. Dua kitaptır aynı zamanda. Ubudiyet kitabıdır. Şimdi burada da öyle aynı kanun. Şimdi sen sadakayı daha vermeden, bunu vereceksin. Vermeden önce ver. O meyli, o arzuyu, o isteği verditmese verebilir misin? Sevditmese sevebilir misin? Demek ki daha vermeden sana Allah veriyor. Sonra o verilenle veriyorsun. Unutma. Verilenle verebiliyorsun. Allah verme duygusu vermese, abi o zaman benim suçum ne ya, ben veremiyorsam, liyakata göre sana vermedi. Niye vermedi? Layık değilsin de ondan. İstemek vermeseydi, vermek istemezdi. Bak, vermek istemeseydi, İstemek istemeyi vermezdi. Sana istemeyi vermezdi. Hazreti Osman naklediyor bu hadisi. Kabul etmeyeceği duayı Allah kulunun ağzına vermez. Hazreti Ali naklediyor radıyallahu anh. Tövbeye muvaffak olan aftan mahrum olmaz. Şunun gibi değil mi adam? Diyelim ki adam bir çarşıya bir dükkan açtı. O dükkana gelenler artık niye geldin diyemez. Çünkü gelin diye davet etmiş oluyor yani dükkan açtı. Otomatik olarak yani sen falan buraya bir tanesi gelse basma kaç para, ne basması kardeşim, burası dükkan değil mi, burası da değil. Ama basmancıya gitse kaç para, doğru memnun olur, iyi ki geldiniz diye. Onun için açmış. Demek ki vermek almanın, almadan vermek şey, almak vermeden öncedir. Allah sana vermeyi vermeseydi, verdi. Ama vermeyi vermedi, Allah belanı verdi. Bir daha söylüyorum. Serveti verdi ama vermeyi vermedi. Allah belanı verdi. O beladır. Beladır bir. Malı verdi, zekatını vermedin. Bela değil midir? Cehennemde sana ne olacak o? Ateş olacak misal. Ha, Allah sana verdi. Daha belli değil nimet oldu. Vermeyi de verdi mi yanında? Ha, o zaman büyük nimeti verdi. İlmi verdi, sadakati verdi. Evet, ilim verdi, sadakati vermedi. Allah belanı verdi. Bak, sadakatsızlıktan, layık okumamadan ne insanlar devrilmeye devam ediyor. Sakın bir başkalarına ben öfkeliyim, asabiyim gibi vesaireleri deme. Başkasına ben asabiyim, öfkeliyim. Ya beni böyle kabul edin. Sakın böyle deme. Niye? Her dedikçe sen ona ciddi inanıyorsun. Ben asabiyim. Furkan ben asabiyim. Resul ben asabiyim. Asabiyim, asabiyim, asabiyim. Herkese dedim asabiyim. Diye diye düşünceden şuur altına iniyor. Asabiyim. Her gıybet, her bir şey. Mesela diyelim ki adam hasta. Şöyle. Bak. Bunu niye yemiyorsun? Diyorum. Bu çok önemli bir şey anlatıyorum ha. Psikoloji ama. Bunlar hakikaten doktorda da bulamazsınız. Çünkü onlara da yapıyorum bu seminerleri. Bak. Doktorlara anlattım bunu. Bak. Ben bunu yemem. Niye? Bak. Çünkü kanserim. Peki. Bunu yiyip yememem. Burada kanseri canlı tutuyorum. Akıl inanıyor. Kanserim. Bunu içmem. Niye? Kanserim. Buraya gitmem. Kanserim. Her olay kanserliğini perçinliyor ve beyin kanser olduğu inanıyorsun ve düzelemez. Unutman gerekiyor kanser olduğunu. Normal sünnet-i seni yaşayacaksın. Kimin eli kimin cepte ne ettiği belli olmayan adamların kitabını okuma arkadaş. Karı kızlarla televizyonlarda boy ölçüşenlerin tedavisi mi olur? Rüyalarınızı ve hastalıklarınızı Allah'ınızı severseniz internetlerde nasıl sorguluyorsunuz? Deli misiniz? Manyak mısınız ya? Nasıl inanırsanız öyle muamele görürsünüz. En ayı nezeni abdibi. O adamın öyle dediğini din midir? Doktor mudur? Kim oldu belli ki? Ben de yazarım. Profesör doktora sana kar. Tamam tak tak tak. Abi vallahi Hasan Akar diye birisi vardı şöyle yazdı. Kim sorguladı onun o ehli olduğunu? Acayip bir şey ya.
9 tane doğru söylese bir tane yanlış olsa senin psikolojin bozulur. Peki başka ne hastası olmuş biliyor musunuz? Risale'nin muhalif olarak. Hissi, nefsi, cisim galebe etmiş %100'ünde. O kitapların cesedi esas aldılar, ruhu unuttular. Cesedin yaşamasını, cesedin güzel olmasını, cesik yok kilodur. Kiloyla kilo problemi yapıp odasından 3 ay çıkmayan kız var şimdi Almanya'da. Hala çıkmadı ha, beni arıyorlar abi falan, uçağını mı verelim, uçak mı tutalım, ne olur hiçbir şey. Çıkmıyor, kilom var. Ben utanırım öyle çıkan. Bak ne oldu? Bak, hissi, nefsi, cisim. Şeyi getirir misin bana ya? Kastamonu. Sen getir Osman. Kastamonu Emirdağ. Emirdağ getir. Bak, hissi, nefsi, cisim galebe eder. Ne demek? Kendisini bedene, bedenle alakalı olan hisler seni galebe eder, bloke eder. Hep kendisine meşgul olur. Galiba böbrek gitmiş. Sırtım ağrıyor. Tamam. Kalp. Ne yapar diyor ustad? İlaçlar böyle. Hissi, nefsi, cisim galebe eder. Artık ruhu unutur. Her şeyi, aklı, düşüncesi, fikri, her şey bedenli olur. Bedende yaşar. 29. sözde geç. Buz suyun zararına ne yapar? İncimat eder. Yani şöyle diyeyim. Cesedi esas alırsan ruh dibe iner. Ruh esas alırsan ceset arkadan gelir. Kaçıncı sayfadaydı? 106 mıydı? Yok. Hissi cismi mi? Evet. 196 mı? Yok. 243. 243 mü? Allah Allah. Emir daha bir. O şey neydi ya? 106. Ha şey, hizmetin kendisi bana ücret gösterilmiş. Tamam. 243 müydü? Evet. 43'ün sonra 44'ün başı aldı. Tamam. Evet, birinci emir daha. Bak diyor ki, en zayıf damar. Adamlar bundan para kazanıyorlar. Seni eşek gibi kullanıyorlar arkadaşlar. İnsanın en zayıf, iyi biliyorlar. Bu para nasıl kazanılır? Mesela dükkan açacaklar. Abi ne açayım? Elbise. Hayır. Elbise açacaksan bu milletin iki zaaf noktası var. Bu milletin. Üç tane de. İki tane. Üç tane bu milletin zaafı var. Yapacağın ticareti bunun üzerine yap. Bir de giyim. Yok, giyime olmaz. Bir, bu milletin zaafı mide. Tek kalem üzerine koy. Zeytin, peynir, bal, pekmez. Daha hiçbir şey yapma. Tamam, marka ol. Bu bir. İkincisi, giyim ama sen değil. Ben bunu 20 sene giyerim. Bir baba 50 sene gömlek giyer. Bir anne 20 sene etek giyer. Ama asla çocuğuna her bayramda alır. Dayanamaz. Çocuk giyimi, çocuk elbisesi. Bu millet çocuğa düşkündür. Hem de ikide bir değişiyor boyu. Üçüncüsü, hastalıkla alakalı. Ot, mot, taş. Bu taş var ya sizi. Allah Allah. Bu taş sizi alemi gayba taşır. Bu taş senin tedavi taşındır. Sahtekarlar. Oh oluyor size. Eşek olursanız semer vuran çok olur. Hiç çoğusunu da tanıyorum. Hiç meseleyle de alakalı yok. Rusya'dan ve Azerbaycan'dan parayla diploma almışlar. Var ya böyle bir tane siyasi lider. Profesör. Oradan Azerbaycan'dan bana da dediler oradayken. 5000 dolar verirsen üniversite diploması vereceğiz Gürcistan'da. 10.000 verirsen 10.000 hatobe 10.000 üniversite diploması. 25.000 verirsen 25.000 verirsen ha 20.000 verirsen doçent, yaşın çok müsait dediler bana. Yaşın doçent diye. Eğer 30.000 olur, 35.000 30.000 verirsen profesörlük vereceğiz sana. Profesörlük vereceksin. Adam tütüncü, ekisper, tütün profesör olmuş. İyi tanıdım adam, profesör. Nasıl profesör? Adam siyasi lider, hiç de alakası yok siyasi. Profesör bilmem ne olmuş. Niye anlatıyorsun kardeşim? Kardeşim benim Müslümanlarımdan dolayı, aldatıldığından dolayı söylüyorum. Bak ben risk alıyorum. Risk. Rize, İstanbul, Samsun, Kastamonu.
risk alıyorum, söylüyorum. Diyorum ki eşek olma. Bak, insanın 3 zaafı var. O noktada televizyon bangır bangır gidiyor. Bak diyor ki, hem gizli düşmanlarım, hem nefsim, 2 tane, şeytanın telkiniyle zayıf bir damarımı ağrıyorlar ki, şeye gidiyorsunuz ya, yurt dışına giderken veya bir yere iş cihazına geçiyorsun. Yurt dışı daha çok. Koyuyorlar. Tın tın tın. Bir dakika gel buraya. Ne öttü burayı? Böyle. Arıyorlar zayıf damarı. Arıyorlar, arıyorlar dedektörler. Kaç tane zayıf damar var bu asırda? Kaç? 6. Sayın bakalım. Dedektör çıkarttı. Milliyetçilik. Milliyetçilik. Hubbuca. Tamam. Enaniyet. Tembellik, temperverlik. Hubbuca saydık. Korku. Altı. Ha, tın tın tın. Haf. Tın tın tın. Milliyetçilik. Allah Allah. Teveccühü nas. Hubbuca. Puh, buca yani. Allah Allah böyle. Tembellik. Böyle alette çıkıyor. Niçin bunu şey yapıyorum? Ben tiyatro mu yapıyorum size? Hayır. Zayıf bir damarımı arıyorlar. Dedektörle arıyorlar. Mutlaka her insanın bu 6 tane de bir tane zayıf damar var. Damarımı arıyorlar ki beni onunla yakalayıp nurlara tam ihlas ile hizmetime zarar gelsin. Şimdi iyi dinleyin ama. Adamlar bunu bilmiş. Televizyonda bangır bangır bunu yapıyorlar. En zayıf damar ne demek? Bir de söyle. En zayıf damar ve dehşetli mani, hizmete dehşetli mani, psikoloji, siyahtı psikolojiye mani, aile hayatına mani, her şey mani. İnsanın en zayıf damarı, en dehşetli mani nedir? Hastalık damarıdır. Arkadaşlar siz bir defa hasta oldunuz, ben binler defa. Bak şimdi, hikaye mi? Bak gelmiş, aferin. Ne için gelmiş? Anlatayım. Misal. Sıfır iki. Başka örnek vereceğim yani. Örnek için olsun. Hastalık damarı öyle bir damar ki. Şimdi sokakta veya bir yerde iğne battı. Batmaz mı? Bunda ebola olabilir. Bunda kanser hücresi de olabilir. Hayda. Ya iğne battı ya. Arabadan inerken demir battı. Arabadan inerken kolum, bir tane söyle diyor. Kolum o minibüsleri var ya, çarptı ve kanadı. Olanı anlatıyorum şimdi. Tiyatro kurmuyorum. Nereden bileceğim? Vurdu da yani minibüsleri var ya, Zeytinburnu Topkapı minibüsleri. Adam şu anda 2-2,5 ayda mı hastanelerde? Niye? Bu kadar insan oraya sürmüştür. Girer çıkarken. Birbirine bu sürdü elini oraya tutunurken. Ötekisi sürdü, ötekisi sürdü, ötekisi sürdü. Allah bilir kaç tane, ama bir de imtizaç etme mikrop bıraktı. Her mikrop da birbirine reaksiyona girdi. Ben de sürsem hiç olmaz ama benim buraya vurarak yaralandığı için bu 6 tane, 100 tane, kaç tane mikrop vardıysa hepsi girdi. Hepsine şu anda hamileyim. Hangisi çıkacağı belli değil. Her bir hastalık, piyasada bilinen hastalığın tedavisini yaptırıyor, iğnesini yaptırıyor. Hasbunallah, işte bak televizyonlardaki muhatap olan sabahtan akşama hanımcağızlarımız buna düşer. Hanımlar bu konuda hassas. Hanımların biliyorlar en zayıf damarı budur. Giysi ve çocuk rahatsız. Bir de bu zayıf damarı. Kadınlara taalluk eden iş yaparsanız abat olursunuz. Kadınların dışında iş yaparsanız kahriyle berbat olursunuz. Yani latifesini söylüyorum. Ticaretiniz olmaz. Niye? Hissidirler. Bak ne yapmış? 2,5 aydan beri bu olabilir, bu da olabilir, bu da olabilir. Bak, kadınların en zayıf damarı giysiden hariç, tamam, güzel gözün, hastalık damarıdır. %99'u, %100'ü, hepsi hasta. Neyle? Hastalık hastalığı. En zayıf damar, en dehşetli mani hastalık damarıdır. Bak, hastalığa emniyet verdikçe, o kitap ne yapıyor? İnternetlere giriyor adam. Efendim bak anlatayım. Nasıl şey yaptım? Ebola olabilirim diye. Elimi parçaladım ya. Allah Allah. Minibüsten indim eve gelene kadar diyor. Kendisi anlatıyor. Ya diyor. Acaba hangi ebola sürmüştü? Hangi bilmem. Gelene kadar vay be. Hararetim arttı diyor. Hem yürüyorsun ya.
Yürüyünce de eve gelene kadar tabii heyecan oldu ya, o vay acaba kana karıştım falan. Heyecanda terleme olmaz mı? Terleme olur. Allah Allah. O kadar heyecanlandım ki diyor boğazım düğümlendi. Bütün hemen internete giriyor olanın. Ebola hastası olanın alametleri nelerdir? Ha? Bir. Boğazı şişer. Hey, bak. Terler. Hey. Kafasında ateş olur. Tamam, tamam. Zaten yetti canım. O için ben sizin için, hakikaten Müslümanlar için hakikaten nimetim ha. Çünkü böyle bir manyak böyle konuşması lazım. Sizin menfaatin için, Müslümanların menfaati için neredeyse ismini zikretmiyorum ama vasıflarını söylüyor. Ya niye? Bu Müslümanların cehaletinden, hissiyatlarından, zaaflarından para kazanan şey ahtapot tiplerdir bunlar. Ahtapot. Müslümana mesela haber yayanlara. Evet sayın seyirciler, Antalya'dan kalkıp Mersin'e gitmek isteyen sineğin bir kanadı kırıldı. Onu haber yapıyor. Bingöl'de bir fabrikatör 1000 kişiye giydirdi, yedirdi demez. Hep olumsuz. Biliyorsunuz ben kanallar üçlü kanal kaç bakarsan oldu belli değil. Bilmiyorum da savcılığa kovuşturma açıldı değil mi biliyorsunuz? Soruşturma açıldı bana 25. kareyi çok zikrettiğimden. Lan 25. kareden dolayı kim mahkeme gitti ya? Allah'tan savcı bizden çıktı da ya dedi sen Allah razı olsun ya. Ne biçim hayret böyle adam da varmış. Bağırdı, çağırdı. Otur. Oturdum. Ondan sonra iş bittikten ya sen bu memlekete lazım adamsın. Seni biliyoruz. Ya karışma bu işlere ya. Ya imani ders yap ya. Bulaşma bunlarla. O kenarda. Tamam mı? Bir daha şey yapmayacağım falan. Bu tarafta bağırıyor. Yapma hadi git diyor. Sen bu memleketin evladısın diyor. Sen bu memleketin çalıştığını biliyoruz dedi ya. Karışma dedi bunlarla ya. Ama ben de duramıyorum ki ya. Ben de mi böyle yaratıldım bilmiyorum ki. Nasıl demeyeyim? Allah Allah ya. Ne onları ne etti? Abi diyet yapmayacak mıyız? Lan biz diyetliyiz be kardeşim. Ne yani? Resulullah'ın sünneti diyet değil mi? Ne diyeti yapacaksın ya? Sen Müslüman değil misin? Sünneti sen uyacaksın. Ne dedi? Yerken başta Bismillah. Bismillah demek helal kazan demektir. Sonunda elhamdülillah demek. Helal yere harca demektir. Ortada güzel sohbetler yaparak tam sünnet-i seniye uygun ye demektir. İlk önce tatlı ye, sonra yemek ye. Çünkü yemekten sonra tatlı yersen yemeği bozar bilmem ne. Yani adam gibi biz diyetliyiz arkadaşlar, diyetli. Neyle diyetliyiz? Sen başkasından diyet al. Tamam nereden biliyorsun onu? Kur'an mı demiş onu ya? Al kadın yazmış. Peki neticeye bakın. %99'u o kitap okuyan psikoloji vesvese hastası. Bak şimdi. Bak şey anlatıyorum. Bunu yemem. Niye? Hayırdır? Hemen beyin oraya. Kanserim. Bunu içmem. Bak unutmuyor. Niye? Kanser. Kanser devamlı canlı tutmuyor musun böylelikle? Sen Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam sünnetine uy daha karışma. Neyse konumuz bu değildi. Zaten Hasan abi şey yaptılar. 3 tane risale var ya abi 19. lema, 11. lema, bir de 24. lema. Yani her bir ayetinin bir rehberi gibi olması lazım abi. Bir dakika. 11. lema şeye karşı yani hani şey yani hal ve hareketlere karşı nerelere katılacak nerelere katılmayacak sünnet-i seniye. Sünnet-i seniye evet. Yani, 19. lemada harcamaya karşı iktisat var ya. İktisat nereye harcayacaksın? 24. lemada yani çocuğunu nasıl giydirecek, kendi nasıl giyecek? Ya. Tesettür yani. Ha bunlar neyi kastettin sen? Yine ailenin rehberi gibi abi. Ha ailenin rehberi. 1. 11. lema davranış psikolojisi. 17. lema 19. Şey 19. Gelir giderini nasıl yapacaksın? Harcamalar. Bir de 24. lema kendin ve çoluk çocuğunu nasıl giydireceksin? Aile rehber. Güzel. Hastalığa emniyet verdikçe cümlem buydu. Hissi, nefsi, cisim galebe eder. Zarurettir, mecburiyet var der. Ruh ve kalbi susturur. İyi dinleyin şimdi. İyi yaslanın. Doktoru müstebit bir hakim gibi yapar. Müstebit şu. Haşa. Dedi mi? Allah dedi gibi. Öyle mi yazdı? Kur'an yazdı gibi. Doktoru müstebit bir hakim gibi yapar,
tavsiyelerini ve gösterdiği ilaçlara itaata mecbur ediyor. Bu ise fedakarane, ihlaslı hizmete zarar verir. Artık ben şey mıymıntı başlar. Ya kardeşim, bedeni esas aldık, ruh mahvettik. Peki şöyle diyeyim. Namazı yok. Veya namaz var, davası yok. Televizyon, internet kırla, cep telefonuyla her türlü rezalete giriyor. Bu adamın cesedi sağlam olsa ne olur? Ruhu kanser. Ruhu seratan, Arapça seratan diyor, eskiden vardı. Adamın namazı yok. Adamın namazı varsa kafa bin parça. Adamın psikolojisi bozuk. Veya adamın yani davası yok. İslamiyet mi varmış? İsrail mi varmış? Hizmet mi varmış? Maddi ve manevi bir benim bir vazife mi düşüm? Adamın umrunda değil. Ruhu kanser atan kanser. Cesedi sağlam olsa ne olur? Öyle cesedi kanser olanlar var ki ruhu sıhhatli. Allah kanser vererek ruhunu cesedinden çıkarıyor. Ama öyle ruhu kanser ki ceset daha laylülülüm lülülülüm. Bu şey olsa, sağlam olsa ne olur? Son dönmeyecek misin? Anlatmak istediğim şuydu. Hissi nefsi cisim galip eder. Ruhu susturur. Esbabı maddeyi hakimi mutlak yapar. Tesiri hakiki verir. Mutlak tesiri bunlardadır. Düşüncelerine doğru gider. Ama ha ne olacak ya? Sanki biz hasta olmuyoruz. Burada öyle diyor. Ha, o zaman ne yapar? Hastalığı daha beter oluyor. Bir tanesi düzelse mi? Gördünüz o ötekisini de. İsim şey yapmayayım ben. Yani. Onu okuyan, ne abi ne yapayım dedi. Ciddi bir adam. Hemen bu kitabını mı okudun dedim. He abi nerede bildin? Keramete gerek yok ki. Hemen kaldır onu. Abi okuduk. Ha, ne yapayım şimdi, ne yapayım? Kime uğraşayım? Kime, hangi deliyle uğraşacaksın? Abi yapmayacak mıyız? Abi doğru öğrenmeyecek miyiz? Yanlış mı? Ben kimi ne yaptığını bilmiyorum. Benim doğru ölçüm şu. Sünnet-i seniye neyse o. Çünkü onun getirmediği hiçbir güzellik kalmadı. Her şeyi getirdi. O çizginin dışında batıldı. Ya biz de sünneti anlatıyoruz. Gerek yok kardeşim. Sünnet kitaplarına. Allah Resulü nasıl yerdi? Nasıl kalkardı? Nasıl? Biz de onu anlatıyoruz. Onu anlatıyorum başka. Ama fikriyatın girmediğini ben nereden bileceğim? Niye hasta bu insanlar? Aman ha! Aman bu niye mi? Ama bu bitti canım. Böyle inanıyoruz. Daha önce demişsin ya, ölüm ötesi diye bütün şeyleri, onunla alakalı şeyleri toplamışlardı. İnsanın güzel psikolojisi çökmüştü. Tabii ya. Bu da sırf hastalık, yani yeme konusunda her şeyi topladılar. Aynı onun gibi. Bu konuda çöktü yani. Çöktü. Yani sanki bir anda. O bir tane ahiret ve ötesi. Celaleddin'in... İmam Gazali midir? İmam Gazali'nin toplamış... O Allah Resulü'nün 23 senede söylediği ahiret ötesinin kitabını kafire de söylenmiş, kafile de söylenmiş, fasıka da söylenmiş, Müslümana da söylenmiş. Ahiret ötesinin hepsini bir giyiyor, adam okuyor, kendisine giydiriyor bütünü. Ondan sonra kalp krizi geçirdi, acele kaldırdım ya. Onu okuyup da psikolojisi bozulmayacak olur mu? Abi nasıl olur ya kardeş, böyle yani korkutacağız diye, din anlatacağız diye, dini adama namaza başlatacağız diye... Korku senaryosunu üretmenin mantığı mı var? Sevdirerek anlat. Ha peki onlar yanlış, doğru. 23 senede Resulullah doğdu, şey peygamber oldu, vefat etti. 23 senede sohbetlerinde, bir saatlik sohbette 10 dakika cehennemden bahsetmiş. Veya bir saatlik sohbette 3 dakika kafirlerin halini anlatmış. Sen onu alıyorsun, kitaba koyuyorsun. Kime denmiş, kafir mi, Müslüman mı fark etmeden... Servis yapıyorsun, adam da onu yiyor okuyarak. Kafire mi demiş, mağdub daline mi, munafığa mı? Nasıl tefrik edeceksin? Bir giyiyorsun, ondan sonra psikoloji fiyasko. Abi ne yapacağız, okumayacağız. Asrın imamını okuyacaksın. Metotları yanlış yani. Evet. Diyet mi istiyorsun? Allah'ını seversen. Emir Dağ ve Kastamonu'nu okuyacaksın. Ona göre yaşayacaksın. Bak diyet okudum. Diyet okudum, diyet. Emir Dağ 243 miydi? Evet. Diyet bu. Diyet. Heh, adam gibi ya. Bir tane de diyet var abi. He. Yani, diyet çıktı bugün vallahi hep şeyimiz. İlmi tıbbi iki satı da topluyorum diyor abi. İlmi tıbbi iki satı da topluyorum. Ne kadar kitaplar var bu konuda. Evet. Sözün güzelliği kısalığındadır. Sözün güzelliği kısalığındadır. Yediğin vakit az ye. Yediğin vakit az ye.
Yedikten sonra 4-5 saat kadar daha yeme. 4-5 saat daha çekirdek bile atma. Şifa hazmindedir. Şifa hazmindedir. Yani kolayca hazmedeceği miktarı ye, nefse ve mideye en ağır ve yorucu hal tam üstüne tam yemektir haşiye. Yani vücuda en muzur 4-5 saat fasıla vermeden yemek yemek veyahut telezzüz için mütenevi yemekleri bir üstüne mideye doldurmaktır. İnsanlar çok yediklerinden kilo almıyor. Abur cubur yedikleri için oluyor. Ya 4 saat geçmedi, ya ben dolaptan, ya onu da atayım. Bir çekirdek atsam sistem bozuluyor, yeniden kuruyor. Daha öncekileri artık kazma değil depoya atıyor. Yeni bir şey geldi, onu depoya at kaldı çünkü çalıştan tam uğraşıyordu falan. 3 saat geçti, bir çekirdek attın, onu bırakıyor. Onu depoya sürüyor, ondan sonra yeni gelenle meşgul oluyor. Sakın bir başkalarına ben öfkeliyim, asabiyim vesaireler deme. Her dedikçe sen ona ciddi inanıyorsun ve şuur altına girip karakter oluyor. Yani ben asabiyim. Bak şimdi. Burada misal verdim. Yemem kanserim, içmem kanserim, yapmam kanserim, yemem kanserim diye hakikaten aklı inandırdın. Daha kurtulamaz. İşte asabiyim. Ona dedin asabiyim. Buna dedin. Tabii ki asabi olacaksın yani. Bu kadar söylemlerden sonra akıl reddeder mi? Bir şey yazmışım bak şurada bir göstereyim size de. Hasan abi yöntemi nasıl olacak mesela abi? Mesela diyelim zaafiyetim damarım var. Bunu zikretmeyeceğim değil mi abi? Tabii zikretmeyeceksin arkadaş. İkide bir ne şey söylüyorsun? Tedavisi şudur. Meşgul olmayacaksın onunla. En güzel tedavi asabimiz. Sakin insanlarla beraber olacaksın. Birincisi bu. İkide bir tekrar etmeyeceksin. Onu gündeme de tutmayacaksın. Ondan sonra ehline soracaksın. Abi bunu siz nasıl beceriyorsunuz? Hemen ben de sana diyeceğim ki veya ehli. Diyecek ki kardeşim senin asabi eden şartlardan bir kere uzak ol. Yani zaafını aktif eden ondan. Ondan sonra iki. Soruyu sor. Mesela kişi ve hadise. Bunun sözü ve hareketi benim mukaddesatıma mı şahsime, şahsım kimliğine ve kimşiliğime mi hücum ediyor? Hemen sorgula. Dine mi hücum ediyor şahsıma mı? Dine. Azar sinirlenmek de sinir denmez. Hamiyet denilir. Allah Resulü'nün böyle andaki damar da gelişiyordu değil mi? Sinirinden. Ha bunu hamiyet denir. Ama şahsımın kimliğini ve kişiliğine mutekellim vahdeyse amali salihtir musamahası. Tamam, hemen o soruyu soracaksın. Bak şimdi bir size bir bulursam bir yer okumak istiyorum da bakayım. Bakayım şey yapabilecek miyim? Uykunun altına koymuştum. Uyku. Uykunun altına bir cümle var. Abi uyku da. Dur bakalım. Bulursam okurum. Ha buldum. Bununla alakalı. Fikirlerini değiştiremiyorsan kanserim, iyi değilim. Abi şey olmasın tamam bak. Fikirlerini iyi dinleyin ama. Bu çok lazım olacak hepinize. Fikirlerini değiştiremiyorsan fiillerini asla değiştiremezsin. Fikrini inanarak değiştir, inan gerisi kolay. Bir davranışını değiştirmek istiyorsan onu besleyen kaynak düşüncedir. Düşünceni değiştir, ben sana garanti veriyorum davranışın değişecektir. Çünkü doğru düşünürken asla kendini kötü hissedemezsin. Kendini kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun demektir. Ne olur fikriyatını değiştir. İyiyim. Abi daha önce ama ben asabiydim ya nasıl yalan diyeyim? Hayır asabi değildin. Hamiyetti o. Ama dozu aşmıştı. Yani haykırıyordun yanlışa. Hamiyettir. Ama şimdi vasata getirelim. Öyle inanacaksın. Eğer ben asabiyim bir de söylüyorum. Ben kanserim. Şuur diye şuur altını artık değiştiremezsin. Sonra senin ramına yer yer aktif oluyor. Hiç haberin olmadan oturuyorsun ya. Şuur altın indi ya.
Ben asabiyim. Sen zaten asabisin. Allah Allah, kulağını öflürüyor şimdi. Asabisin. Sonra senin rağmına yer yer haberin olmadan bazı şartlarda ortaya çıkıyor, aktif oluyor. Sen istemediğin halde ortaya çıkıyor. Mesela ne oldu? O da bilmiyor. Sebebi ben asabiyim bir yerde patlamadı diye o enerji birikti. Her düşünce güçtür. Her düşünce enerjidir. Her düşündüğün şeysin. Asabiyim. Nasıl patlayacaksın? Kimse de yok. Ne biçim oturuyorsun be? Ne biçim şey yapıyor? Ne biçim yemek yaptın? Böyle sebep ararsa ne diyor? Ona ne yaptım ya bu kadar hemen bağırıyor. Meğer içindeki balonu patlatmak için sebep arıyor. Hiç alakası yok. Ne biçim şöyle yapıyorsun? Allah Allah, bu kadar şey için ne bağırıyor? İçim bu kadar şey bahane oldu. Neşter vurmak için burada balon şişmiş. Sen kendine ve karşı tarafa sesli ben iyiyim. Ben çok iyiyim. Şakadan yaptığım halde hakikaten gülesim geliyor değil mi bak? Ben iyiyim. Değil mi? Ben iyiyim. Ama biraz önce asabiyim. Hakikaten suratım da öyle oldu zannediyorum ya. Ben iyiyim. Karşıki taraf elhamdülillah. Nasılsınız? Çok iyiyim elhamdülillah. Allah Resulü nasıl demiş? Nasılsınız ya Resulallah deyince lemalarda geçiyor. Ne demiş Allah Resulü? Elhamdülillahi ala kulli hal sivel küfrü ve dualar. Ne demek? Dalalet ve küfrü haricinde elhamdülillah. Her şeye elhamdülillah. Dalalet ve küfrü haricinde her şeye elhamdülillah. Kanserim elhamdülillah kardeşim. Malike mülk, mülkün sahibi istediği gibi tasarruf eder. İyi değilim. Ne demek? İyi düşük. İyi değilim. Çok iyiyim. Allah var, problem yok. Bitti. Niye? Her şey kontrol altındadır. Tesadüf yoktur. Esbab fail değil. Fail-i muhtar değil. Şart-ı adidir. Yani sıradan şartlardandır. Ve bu dünyaya, bu dünya için gelmedik. Gideceksin. Zaten gideceksin kardeşim. Neyle gideceksin yani? Elhamdülillah. Sen kendine ve karşı tarafa sesli benim. Elhamdülillah. Sakın öfkemi kaybettim. Sakın ve öfkemi kaybettim. Yerine sakinlik var oldu diye sık sık vurgulayın. Yani benim daha önce vardı ya asabiliğim Harun. Ya ben onlar hep kaybettim elhamdülillah. Artık böyle dinginlik, sakinlik geldi. Halim iyi. Halim selimim elhamdülillah. Çok iyiyim. Öyle sinirli değilim. Diye. Çünkü kelamda sihir var diyor muhakematta. Muhakematta kelamda 49 galiba sayfa. Sihir var. Nerede anlatıyor? O adama demişler ki bir kıza kafayı takmış yaşlı adam, sakalı var. Genç kıza. Hasta olmuş ona. Demiş ya tamam seni alırdım ama yaşlısın demiş. Nerem yaşlı demiş adam. Sakalını görmüyorsun Mehmet. Bu sakal değil ki diyor. Tarihin getirmiş olduğu kemalat, ilim, kemalatlarım. Onlar diyor yoğruldu. Tarihteki bilgiler. Onlar yoğruldu. Ondan sonra. Sonra o kendisini göstermek istedi. Aşağıya doğru bir yol buldu o kemalat. O ilim, fazilet. Bu çenemden aşağı çıkarken donu verdi. Bu sakal onun için parlıyor. Kemalatın görüntüsüdür diyor adam. He? Gördün mü orayı? Fikir ve edebin tebessümüdür. Ben burayı... Fikir ve edebin tebessümüymüş. Ben Lazca anlattım da o Türkçe anlattım. Fikir ve edebin tebessümüymüş. Fikir ve edep. Haddimi biliyorum diyor. Edep demek haddini bilip hududunda kalmayı beceren insandır. O fikir de yol bulmuş, dışarı çıkmış, donmuş. Nereye benziyor? Bu Antalya'da bir tane beyaz bir şey var, şelale var ya beyaz. Ne diyorlar? Tuzlu bir çamaşır, tuz gibi. Bembeyaz ya. Donmuş. Tuz estik akıyormuş. Sonra donu vermiş, beyaz olmuş. Bilmem ne şelalesi. Su akmıyor da beyaz, bembeyaz hep böyle. Su akar gibi böyle. Ha. Aynı öyle. Bak nasıl şey yapmış. Ve böyle inandı. Aynı böyle muamele görecek. Konuyu değiştiriyorum. Çocuğunu karanlığa alıştırın.
yer yer odasına lambayı yakmadan, aslında sünnettir, ortada bir holda bir tane 8 voltluk bir şey yapmak, ampul koymak, 8 voltluk bir ampul koymak sünnettir yani. Sünnettir ama çocuk karanlığıyla da tanışması lazım. Yani mesela öyle bir ortamda çocuğu büyütülüyor ki, ne diyorlar ona, mikropsor ortana? Hijyenik. Mesela Çingene'nin çocukları. Dört ışıklarda görüyorsunuz. Çorap yok. Ayakkabı zaten yok. Kışına veya çamur patar. Yukarıdan aşağı kar yağdırılıyor veya yağmur var. Çocuklarda en azından ayağında bir şey varsa da çorap yok. Değil senin çocuk. Sen olsan hemen acile kaldırılman lazım. Niçin ona bir şey olmuyor? Çünkü hastalıkla tanışmış çocuk, mikropla tanışmış. Hastalar Risalesi'ni anlatıyor. Yani Allah çocuğa niye veriyor hastalığı? Şimdi çocuğun savunması, savaşı en güçlü anı bebeklik anıdır. Savunma sistemi. O mikroplar hep Allah sıraya koyuyor, tanıştırıyor. Bak bunu da tanı, bunu da tanı. Yeniyor, o yok olmuyor. Arşivliyor, o bilgi arşivliyor. Büyüdüğü zaman o cinsten hastalık gelince zaten depoda savunma formülü vardı. Hemen o formül, yeni bir formül kurmuyor. Hemen bir formülle onu tepe takta ediyor. Eğer sen hijyenik büyüttün, hiç hastalıkla tanıştırmadınsa bunun dimağında böyle bir savunma formülü yok. Yaşlandıkça, hele 40'tan sonra, 33'ten sonra hastalıklara direnç azdır. Savaşma gücü yetmez. Çünkü gider çok vücutta. Geliyor o hastalık. O çocuğa gelen hastalığın onda biri gelse tak ahirete götürüyor. Çünkü savunma sistemin yok. Ondandır ki diyor, gelecekte hastalıklara karşı mukavemet edebilmesi için çocuğa o direnci alıştırmak için tanıştırıyor. Tamam. Dolayısıyla hiç böyle hijyenik, yani ben sana mikrobun içine büyüt demiyor. Ama ne? Onu da ben, çık tuvaletten çıktı, bir dakika ben elini koyuyor. Hiç kıpırdama. Ben yıkayacağım elini, kıpırdama. Böyle rastladım. Ben böyle manyaklar rastladım. Ben kaç tane çocuk büyüttüm bir bilsen. Kıpırdama yavrum, tamam. O da böyle duruyor. Aman ha, ben yıkayacağım. Bırak onu ya. Ağzına götür. Ya götürürse götür, bir tanışsın ağzıyla. Zaten limon deyince bak herkesin ağzı sulandı. Niye? Beyin daha limon ekşidir. Tak gelince asit zarar verir. Hemen dilde sıvı salgılanıyor. Limon gelirse nötrleştirelim asitini diye. Savunma. Mikrobu soktun. Hemen ilk mikroba karşı savaşan elindeki şeyler, diğerler hücrelerdir. İkincisi dildir. Dildeki sıvı var ya ağızdaki. Hemen mikroba. Onun için babaannem yapardı ve düzelirdi. Çok tesirlidir bu şey, tükürük. Ama elini yapma. Tamam. Benim de yaparlardı. Ha? Benim yaralarıma çok tükürmüştür babam. Ve düzeliyordu. Ha şimdi hijyenik, aman ha onu dokun. Onunla tanıştırmadın. Çamurda oynatmadın. Sokakta o mesela piknikte, panayırda vesaire. Ya bir tanışsın. Ya mikrobu tanımıyor ki. Ondan sonra geliyoruz 20-30 yaşından sonra bir gripte adam düşüyor. Biz grip denen bir şey bir hatırlamıyor mu ki yani ben bizim köyde? Adam ne gribi ya? Yani şey, hijyen tamamen hani sünnetin dışında olmasını demiyorum. Ama bu da ifrattır. Bak diyor ki çocuk mesela tuvalete gidecek, altına yapıyor. Niye? Kalkamıyor. Gece karanlık odada. Ufak lambada yasa. Niye? Karanlığı tanımıyor ki. Arkadaşlar, çocuğu toprakla tanıştırmasanız, tamam, doğa ile bütünlük olmasa cesaret de olmaz, pisirik çocuk olur. Yani cesur olmak iman sebebi olduğu gibi doğasal sebepler de sebeptir. Köylü çocukları cesur olur, şehir çocukları korkak olur. Niye? Şimdi doğadaki mesela diyelim ki Doğu veya Karadeniz halkı. Niye batıya göre şey? Çünkü adam evinden evine gitmesi için ve akrabaya, komşular ırmağa geçmesi lazım, karanlığı görmesi lazım, sesleri görmesi lazım. Onlara karşı bir savunma sistemi gelişmiş. Şimdi odadan
tuvaletine gidemiyor. Ama köylü çocuğu oradan oraya ta öteki mahalleye gidiyor. Bir ev orada, bir ev orada. Yani toprakla iç içe yaşayan çocuklarda savunma sistemi, doğanın acımasız hadiseleri içinde büyüyen çocuklarda cesur çok olur. Usta doğuda büyümüş. Demiyor mu ki gündüz bile geçilmesi zor geçen yerlerden ustad, nereden nereye, Siirt'ten diye, Bingöl'e mi dedim, bir yerde işte Bitlis'e, o dağlardan geçti tek başına diyor, 11, 19, 10 yaşlarında. O çocukta korku olur mu? Zaten en zirvesini yaşamış. Şimdi evde bir şey, bak orada bir şey, na kuş işte konmuş da çatıya, bir şey değil yani. Ama bu çocuk ırmaklardan geçmiş de şeyleri görmüş, selleri görmüş, köpeklerle tanışmış, hava, şimşekler şey yapmış. Şimdi böyle adam camdan şey yapıyor. Şimdi bu ötlek olur tabii. Çocuğunu karanlığa alıştırın. Yer yer odasına lambayı yakmadan girmesini, sizin de salonda buradayım sesle destek verin. Yani bak kızım, bak oğlum, buradayım ya. Aa, ne korkuyorum. Lan buradayım ya, ne korkuyorsun, Allah Allah, olur mu? Daha çocuk gel mesela. Lan, evdesin, buradayım, destek ver. O artık yavaş yavaş karanlığa alışır. Ha, bir şey değilmiş ya, böyle bak. Tanışır. Mesela 3-3,5 yaşına kadar yağmur görmemiş, içeride kalmış. Ne şekilde kalmışsa işte, bir çocuğu, kız çocuğunu dışarıya çıkarıyorlar. Hiç göğe çıkmamış. Böyle nasıl bir kamp daha büyütülmüşse, esir mi ne? Yağmuru görmüş. Yağmuru görünce başlamış ağlamaya, yukarıdan aşağı inince. Beni tokatlıyorlar diye. Tanışmamış ki. Ama diğer insan gayet de sevinir. Bu niye ağlıyor o çocuk? O çocuk sevinir, oynar. Bunu, köylü çocuğunun da yaşadıklarını bu şehirdekiler yaşamadığından ona oyuncak gelir. Yani şu mahalleden o mahalleye, o köye giden, annesiyle giden, tarlada, çobanlığı. Şimdi bu odadan oraya, bu adama ne gelir? Oyuncak gelir yani. Yani doğasından, tabiattan bir şey çıkmıyor. Her verilen eğitilmesi gerekiyor. Unutmayın. Ruhu da eğitirseniz iman olur. Eğitemezsen çöker gider, küfürde kalır. Örtülür üstü. Üstü örtülünce onun adı küfürdür. Top oynamak istiyorsan antrenman yapacaksın. Kumar iyi oynamak istiyorsan arkadaşın olacak. Tek başına oynanmaz, usta olacak. Ne yapmak istiyorsan onun eğitimini alman lazım. Eğitimsiz hiçbir şey veriyor. Mesela öfke kontrolü böyle. Her şey. Asabiliktir, öfkedir, hasettir, gıybettir, iftiradır. Bunlar donanım bizde var. O eğitilmesi lazım. Her verilen şey eğitilmesi gerekiyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Eğitilmeden bir şey doğası olarak istisnadır. Soya dayalı bazı özellikler olabilir. Soyu biraz yumuşaktır, yumuşak, ama o da bazen daha kötü olabiliyor. Çocuğuna sofra adabını, tuvalet adabını, gıybeti, iftirayı eve girerken, çıkarken selamlamayı, yani eve girmeyi, çıkmayı, iftiranın, gıybetin, eve girme çıkmayı, selamlaşmayı, bay bay değil, selam selam demeyi, erken yatmayı, akşamdan önce mutlaka evde olmayı, çizgi filmlerin içeriklerindeki %90'ında, nasıl mahkemede hesap vermişim, çizgi filmlerin Müslümanların, şuurlu Müslümanların yaptıkları hariç, diğerlerinden, gavurlardan gelen istisnasız %100 versinler savcıya bana. %100 burada dedim ki defter olduğu için %90, birisi itiraz etse bak %10 sen girersin demek için. Şimdi konuşurken söylüyorum, %100 ahlaksız 25. karı var olduğunu unutma. Her çizgi filmde 25. ahlaksız şey var. Mesela ben bir tanesi söyleyeceğim. Herhalde o vermiştir. NASA vermiş. Gene versin zındık. Coca-Cola. Her Coca-Cola'nın reklamında 25. çırıp çıplak kadın var. 25. karı. Onun için Coca-Cola içenlerde dürtü olarak cinsellik hemen hatırlanır. Bunlardan uzak tutun çocuğunuzu. Ona siz peygamber menkibelerini, mucizelerini, hayatlarını, yani yatarken roman gibi bizzat okuyun. Unutma, her duyduğu
gördüğü, senin okuduğun her şey onu zamanla aktif ederek ahlak haline gelir. Hadi bir roman okuyalım yavrum. Hadi bir masal okuyalım. Bir gün Hazreti Ali radıyallahu anh'la peygamber gidiyorlardı. Karşıdan bir grup insanlar geldi böyle. Sıkıldıklarını söylediler. Ya Resulallah dediler. Gece gidiyorlardı. Allah Allah. Kim vardı hani? Hazreti Ali ile beraber. Peygamber aleyhissalatü vesselama bir grup insanlar. Ya Resulallah canımız çok sıkılıyor. Onun için sana geliyorduk. Allah Allah. Niye böyle? Allah Resulü ona dedi ki, abdestli olun, helal kazanın, haramdan yemeyin, namazınızı da kılın. Galiba kılmıyorsunuz. Evet ya Resulallah. Tabii ki namaz kılmayan da huzur olmaz dedi. Sonra gidiyorlardı gitti falan. Bak çocuk da 25. kareyi soktun işte. Güya bir hikmi roman anlatıyorsun. Yani namaz kılmayan da sıkıntı olduğunu tamam. Böyle koy işte yani. Araya sokuştur işte. Sonra sağ olun ya Resulallah dediler. Gittiler. Hani ne oldu sonra? Ha sonra. Sonra geldiler onlar. Ha, unutmuştum onu kızım. Ondan sonra geldiler. Ya Resulallah teşekkür ederiz sana. Hakikaten namaz kıldık. Bizde sıkıntımız gitti. Ondan sonra hatta bir tanesi geldi. Ya Resulallah vücudum çok geriliyordu. Abdest aldığınca rahatladığını söyledi. Böyle romanı kendi roman uslubuyla ama 19. mektubu romana dönüştürerek tamam mı? Ona mesela bir tanesini yapayım. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, Ebu Bekir, Ali dördü çıkmışlar. Üçü peygamber de vardı. Peygamber, Ebu Bekir, Osman. Dağa çıkmışlar. Dağ sallanmaya başlamasın mı? Acayip sağlanıyor sanki oradaymış gibi yapıyorsun. Acayip derken, sağlanıyor derken böyle anlatma. Sağlanıyordu demek. Sağlanıyordu, acayip sağlanıyordu. Öyle. 25. karı bu demektir. 25. kare olmayınca şu. Daha sağlanıyordu. Düz şeydir. Klasik. Daha sağlanıyordu bir görsen 25. kare. Sağlanmayı soktun. Sağlanarak soktun fikri. O sökemez, atamaz. Bunu unutur. Daha sağlanıyordu. Unutur. Daha sağlanıyordu dedin asla unutamaz. Bu benim manyaklığımı da siz de unutamayacaksınız. Böylelikle size de 25. kare girdi. Girdi. Atamazsın ya. Yani. Ne yaptım? Dur ya da, ey da, ey Uhud dur. Senin üzerine peygamber var ve şehitler var. Ondan sonra daha durmasın mı? Allah Allah. Daha hemen sallanıp pat diye duruverdi. Peygamberle şehidin ne olduğunu anlatacak. He? Peygamberle şehidin ne olduğunu anlatacak. Ondan sonra tabii Allah. Ya bu hakikaten ya. Onu ben böyle roman gibi bir şey yapsam yani. Tamam. Matrak şey yaparak ama yaşayarak matraklık değil. Aslında, daha sağlanıyor diyorsun. Odun gibi duruyorsun yani. Böyle bir şey olur. Çocuklar için öyleyse bu şekilde sen mucizelerden ders yap abi. He ya. Mücize dersi yapmak o, da hakikaten benim işim. O kadar zevk alıyorum. 15 dakika yapsan abi her gün böyle. Çocuklar alsana şey işte. Evet. Bir de mucizeleri şöyle yapıyorum. Aklen, fikren bu buradan sıyrıl. Allah Resulü'nü vazife başına görelim. Mesela eline parmağından su aktı. Ben öyle anlatmıyorum. Anlat hatırlarsınız. Şimdi düşün. Hiç sen dedim insanlardan elinde parmağından su aktığını gördün mü? Yok. Benden parmak aksa vay be abi ne acayip. Etkilenirsiniz. Hayret ediyor. Ama ben Resulullah'tan aktığını demiyorum. Harun uzatsana elini. Uzat. Şimdi eline bakar mısın? Kendi eline bak bak. Eline bak beni dinle. Şimdi ama öyle olmaz. Çünkü elinden su akıyor deyince eli böyle tutmayacaksın. Böyle. Tamam mı? Elimden şimdi senin elinden su aksa Allah aşkına denerken yani deniyorum. Allah şu anda yapsa. Yapmasın çünkü ödümüz patlar şimdi. Allah'ım yapma. Tamam. Ya akarsan. Hakikaten aksa ne yaparsın şimdi? Ben de kaçarım. Böyle. Kaçarsın tabii ya. Ha? Doktora kesin gider. Nasıl gideceğim? Allah'a kaçarsın. Tabii. Şimdi hakikaten öyle değil mi İrfan? Allah'ını seversin böyle. Şimdi eline su aksa ne yaparsın şimdi söyle. Yani ilk hafta çok korkulu da şimdi biraz psikolojik ben alışmaya başladım. Korkmaz mısın ya? Tamam yani parmağın olmasa bile korkarsın şurada. Her şeyin... Tabii. Şimdi baktım ki bir şey anlatıyorum. Ya hay dedim karpuzlar oldu, incirler oldu burada. İlk önce ben korkarım ya. Bir babaannenin de babaanne diyoruz yani bir yaşlı babaannenin.
Bir ölüm vardı. Bir nefes alıyor. Bunun arasına 3 tane nefes sokarsın. Bir veriyor. Sekerat böyle oluyormuş meğer. Bir 3-4 tane ben... 3 tane nefesi sokarsın. Onun nefes verme miktarına. Böyle kaç gün böyle hocam dediler. 2-3 gün böyle. Ha, girmiş moda. Baba ne? Ben nereden bileceğim bu özel hayatını bu kadının? Yatıyor. Durdu öldü. Ha tamam eyvah diyorsun. Duruyor. Bebeklerde de var. Bebekler de nefes alıp vermeyi yeni öğreniyorlar. Yeni doğanlarda 40 günde olur. Durdu. Modu değişik. Miktar değişik. Acayip. Öldü zannedin. O anda bak ne yaptı bu. O narasına bak, buna bak. Peki neyle izah edeceksin? Bak bunu gördüm. Yaptı. Bunu gördüm. Bir de bunu gör. Niye zahmet buyurdunuz? Allah'ını seversen bu da ne gördü? Yaptı. Bu niçin zahmet buyurdun? İzah edin ne olur. Yalan mı söylüyorum Müslüman? Yalan mı söyler yani? Ha? Siz de rast duymuşsunuzdur. Peki ne var? Bunları farklılıklarını yapan, bağıran ve niçin zahmet buyurdunuz? Bunu bu hale getiren, buna da bu rıba attıran sebep neydi? Gördükleri değil mi? İkisi de Müslüman. Buna ne yaptım? Al be olan dedim. Sana fethi dokumasam namertim lan dedim babaanne. Öptüm yani yaşlı babaanne. Ört yani yapmam gerekenleri gözlerin, elleri falan. Ondan sonra ağladım samimi söylüyorum. Ağladım. Fethini de okuyacağım lan seni dedim. Ta 3 güne de kadar borcumsun lan sen. Çok etkilendim. Sonra dedi bu ne iş yapardı? Babaanne. Evlatlar yetim çocukları büyütmüş. Kocası şeymiş böyle. Namusuna şeyine mukayetmiş. Ondan sonra şeyi çok varmış böyle. Cömertliği iyiymiş böyle. Merhamet vesaire. Babaanne bizim Anadolu babaanneleri. Bak acaba adam gibi gidiyorsun. Neyse ya. Tükürüğü şey... şifa alıyor abi. Ha? Diyor ya. Ha tükürüğü de vallahi aferin lan. Hala oradasın. Hala oradasın. Babaannem yapardı 8 yaşındaydı. Dilde tecrübeli ya abi. Evet. Mikroba karşı. Mikroba karşı. Ha. Anadolu'da büyüdü ya. Dili mikroplarla tecrübeli ya. Dili hep panzehir üretmiş ya. Ama İstanbul'daki babaanneler tükürttürmeyin şey olur. Enfeksiyon kapalı. Sünnet yani. Sünnettir değil mi? Resulullah'ın da sünneti miymiş? Kolu kopmuş yani Hazreti Akil. Ha tükürüğünü sürdü diyor. Hazreti Akil'in kolu koptu. Aferin lan. Tükürüğü sürdüğü gibi yapıştırdı. Mesela Hazreti Katade'nin gözü çıktı. Tükürüğünü sürdüğü gibi yerine yerleştirdi. Evet tükürük sürdü Resulullah'ın. Aferin lan. Ama onda direkt yapıştı yani. Şimdi kolum koptu. Sahabenin imanına da bak. Hakikaten 19. mektubu ben okuyayım. Şimdi kolum koptu tamam mı? Savaş yapıyorum kolum koptu. Elimi aldım. Nereye götürüyorsun? Şimdi kolum aldım. Lan şey mi? Kasaptan ayak mı aldın? Koyun bacak mı aldın sen bunu? Ne yapıyorsun? İmana bakın. İmanı bir seyredin. Şimdi kolum koptu. Bacağı götürüyorum. Bırak bu fiili. Ruha bak ruha. Bu nasıl bir ruh? Şimdi ne oluyor? Nereye götürüyorsun? Resulullah'a götürüyorum. Ne yapacak bu? Acil mi bu ya? Tam teşekküllü devlet hastanesi mi? Tam teşekküllü devlet hastanesinin acil bölümünün şefi midir Muhammed Aleyhisselatü Vesselam? Nereye götürüyorsun kardeşim? Hiç şey yok ha. Sanki koyun kesilmiş arka butunu almış. Götürüyor. Ona götürüyorum. Ya Resulallah. Onun imanına da bak şimdi. Benim şimdi bu ta. Bu benim. Olabilir mi? Olur mu ya? Manyak mısın ya? Kopunca falan bu. Daha tırnağımız kopunca günlerce, haftalarca, aylarca sıkıntı çekiyoruz. Ya adam kolu koptu bu yapacak. Olur mu ya? Kan akıyor daha. Bakar mısın şuraya? Kan akıyor. Böyle fışkırıyor. Tutmuş adam. Bezi yapıştırmış. Sinirler acayip. Sinir kafaları böyle şey yapıyor. Bunu tutmuş hiçbir şey yokmuş. Resulullah'a gidiyorum. Tam teşekküllü devlet hastanesi. Acil servisin başhekimi. Gitmiş. Yarısını yapıştır. Ya aslında kardeşim şeydir, şehit olacaktır. Tabii şey yaparız, bakarız onu. Adetullah işliyor. Ben Adetullah'ın dışına şey olmaz. Neyse bunu saralım arkadaşlar. Şeydir, kafayı biraz yemiş galiba. Çünkü kolu getirmiş yapıştır diyor adam şimdi. Haşa Allah Resul kendisi uydursa dini. Ne böyle demeyecek mi? Ya Adetullah işliyor. Adetullah kanında işte kolun senden önce şehit gitti. Sabret falan. Onun içinde değil ona kafayı mı yedin? Kolu nasıl yapıştıracağız? Demiyor ne diyor? Getir diyor. Gel.
Herkes de seyrediyor. Sen de seyrediyorsun. Bırak şimdi kolun düzelmesi. Şimdi bu adamın imanına ne yapıyor şimdi? İmanına bak. Getiriyor. Bismillah ya Fettah. Bismillah ya Fettah. Hadi git savaş diyor. Ondan daha kuvvetli oluyor. Şimdi bunu, bu mucizeyi bırak. Bu adamın imanına yetişilir mi şimdi? He? Tamam, bu ikinci. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın içine misafir ol. Tabi yani de misafir olalım bir kenarında. İşkembe kenarına duralım. Başka yerde duracak haddim müsaade etmedi. Duralım. Şimdi bu olayı getir. Ya aslında şey yani adetullah işliyor kol falan falan değil mi? Getir. Şimdi Allah'a karşı teslimi, ruhundaki teslime bak yani. Tabi ne demek? Ben diyeceğim kol yapışacak. Ya imanı seyreder misiniz? Bir teslimi getiriyor. Bu adamın kolu adamın imanına değil. İlk önce bu olay Allah Resulü'nün imanına katkı yapıyor. Tamam mı? Resulullah'ın imanı ne olur şimdi? Yani adam kolunu yapıştırdı. İslamiyet ne kadar acayipmiş. Ben kolu yapıştırdım. Oldum Hazreti Muhammed ben. Aleyhissalatü vesselam. Ya ben bütün kainatın çekirdeğim. Allah kim ben kim? Ne diyorsam Allah yapıyor. Allah Allah. Şu böyle bir düşünceyle dünyada yaşamak. Ne istiyorsam yapıyor Allah. Kim? Her şeyin sahibi adeta bir anasının. Ana buyur oğlum bir çay yapar mısın? Su ver. Anasına su istiyor. Babandan. Yani çocuk anasından isteme rahatlığı olmayacak bir şekilde Allah'tan isteniliyor. Çok özür dilerim. Bir tanesi abi diyor, abi diyor ben de hakikaten öyle. Ya Rabbi diyor, büyük abdese gidemiyor. Hani basır vesaire. Allah'ım falan işimi yaptırmayı bana nasip et. Allah'tan bunu istiyor. Tabii ki isteyecek. En ufak şeyinizi Allah'tan isteyecek. Allah nasıl bir şey? Bak utanmıyoruz yani. Allah'ım şu sistemimi çalıştır, çalışmıyor. Şunu bana ver Allah'ım. Allah hepsini diyor yani böyle. Allah hakikaten nasıl sabırlı bir sistem. Tövbe ya nasıl bir şey ki. Hepsini diyor. Ya Rabbi işte tuvalete gidiyorum fırçamı çalıştır. Ya Rabbi çocuğum olmuyor şöyle şöyle yap. Hepsini duyuyor yani. Şu anda konuşmamı da duyuyor. Benim manyaklığımı da şey yapıyor. Yani Allah da hakikaten Allah ya. Değil mi? Resulullah'ın bu olay ne yapar Resulullah'ın imanını? Yani orada yaşa yani. Orada ol. Ustad da bunu yaşaman için şöyle diyor başında. An şartta böyle hissedersin. Bu zamanın sahilinden çıkacağız. 1400 sene önce Cezire-tül Arab'a gidelim. Bir zatı vazife başında ziyaret edelim. Hikaye mi söylüyor bunu? Roman mı yazıyor? Başlardı mucizeye girerdi. Vazife başında bir zatı seyredelim. Elinde bilmem mucizduma bilmem ne dilinde şu falan var. Hakikaten hayalin gitti hakikaten Resulullah. Tuhaf. O mucizeleri böyle şey. Resulullah'ın imanı noktasına düşün. Ben mesela bir elimi kaldırıyorum. Arap Yarımadası çöl ya çöl. Bir elimi kaldırıyorum. İmana bak şimdi Resulullah'ın imanını seyret. Şak yağıyor. Duruyorum. Ya Resulallah yeter sel oldu. Tamam siz de aldınız mı? Sen develere kaplar doldun ha. Ya Rabbi kes şey kesiliyor. Lan ben Allah'a karşı ne olurum yani böyle bir şey. Ben ne olurum ya. Allah'a karşı ben ne olurum şimdi. Böyle bir şey olayı diyorum oluyor. Anasından isterden daha kolay bir şey istiyorum yani. Allah'ım şunu yap diyorum yapıyor. Yani Allah hizmetçisi olmuş tövbe estağfurullah yani. Hizmet ediyor. Kullarını Allah'tan istemiyor muyuz? Ayakkabınızın bağını bile ondan isteyin diyor. Yani Allah acayip bir şey ya. Ana bir su ver diyemiyorsun. Ya Rabbi bana bir su nasip et. Bir su ver. Dün mesela o hurma vardı ya açıda. Hani o çikolata gibi oluyor ya siyah da hani olmamış. Ulan siz yoktunuz tamam tektim. Hani biz memlekette olur hevesimle biraz yiyeyim dedim. O olmamış ya. Tıkadı mı şeye yemekte? İnmiyor. Dedim ki ya Rabbi senden başka bunu kimse indiremez. İndir Allah'ım onu. Kalbim bana geldi kalk ayağa yürü dedi. Yürüdüm pak diye indi aşağıya. Elhamdülillah oturdum kıbleye elhamdülillah ya Rabbi. Çünkü hurmayı da aşağı indiren sen oldun ya. Ben zannettim ben indiriyordum. İmanım arttı tabii elhamdülillah ya. Şu şeyi bitireyim. Çocuğun şeyini. Çocuk yarım kalmasın. Bitti mi yoksa? 25. kare dedik. Bunlardan çocuğu uzak tut.
Ona siz peygamber menkibelerini, mucizelerini, hayatlarını bizzat okuyun. Unutma, her duyduğu, gördüğü, senin okuduğun her şey onu zamanla aktif edecek. Burada duruyorum. 6 yaşına kadar, İmam Ali'ye göre 7. 7 yaşında akıl melekesi geliyor. 7 yaşına kadar çocuğun sabit hard diski, RAM'i değil, sabit hard diski yazılıyor. Ne yükleyebilirseniz yükleyin. Batılı yüklediniz silemezsiniz. O bitti. Menfi, müsbeti yükledin. Asla silinemez. 6, 7. Aklım niye 6'ya gidiyor ya? 7 yaşında İmam Ali radıyallahu anh diyor ki akıl melekesi gelir. Ondan önce ticaret yapamaz yani böyle. Yanında anne babası varken şey yapabilir. 7 yaşına kadar ne yüklerseniz yükleyin. Abi kafası gider, zini dağılır. Asla. Sen o tarihe kadar okula gönderme. 7 yaşında. Abi çok erken işte şey yaptı. Bir halt etti yani. 5 yaşında, 6 yaşında mektebe gönderdi de halt ettin yani. Abi abisi, amcası erken bitirdi de onun için emsalleri 15 yaşında kilise şey, liseyi bitirmesi gerekirken bu 13 yaşında bitirdi. İyi bir şey yaptı. Deccal'ın cennetini erken bitirdi. Ne yaptın? 7 yaşına kadar hard diskine öğretmen müdahale etti. Sınıftaki çocuklar pis pis konuşmalar müdahale etti. Orada gördüğü çırık çıplak işte öğretmenini gördü. Bilmem ne yap. Hep hard diske yazıldı. Ondan sonra düzelmiyoruz. 7 yaşına kadar bir yere göndermeyeceksin. Ana babanın mürebbisi altında olacak. Bir yere gönderme. 7 yaşına kadar hard disk yazılıyor. Abi ya ben o şeyde de öğret. Yani 1-2-3 öğretin. Arapçasını da öğret. Kur'an'ı öğret. Abi zihni daha kaliteli olur. Şöyle misal vereyim, kapatıyorum. Yeni alınan arabayı, mesleğim, ne yaparlar biliyor musun? Motor açılsın diye ehline verilip düşük viteste hız yapılır, bağırtırılır. Dörde alman lazım. Hayır. Motor öyle açılıyor. Ama cahil adam, oğlan çok bağırdı, dörde tak. Oğlan çok bağırdı, beşe tak. O zaman motor tembel olur. O arabayla sen daha hız yapamazsın, güç elde edemezsin onun ismi. Onun için motoru açmak herkesin işi değil. Ustalar açar. Motor ilk araba orijinal çıkınca ustalar açar. Usta. Yani veya lafı dinleyen açar. Ben de diyorum ki bu arabanın motoru, bu çocuğun motoru 7 yaşına kadar sen aç. Ümmi, yani Peygamber Aleyhisselam ümmi demek bir manası. Esas manası okuma yazması olmayan. Bir manası anasından doğmuş gibi hiç kimsenin müdahale etmediği kişi. Öğretme müdahale etmemiş, cemiyet müdahale etmemiş, fıtratına müdahaleler edilmemiş, yatırımlar yapılmamış, malzemeler konmamış. Usta diyor ki ben yarım ümmiyim çünkü 3 ay eğitim görmüş. Allah Resulü'nün hayatına hiçbir mürebbi, terbiyeci, öğretmen namı altına girememiş. Onun için tam ümmi. Ana ümmi demek anadan doğmuş gibi. Fıtratı temiz, müdahale edilmemiş. E sen şimdi gönderiyorsun çocuğu, ne ettiği belli olmayan insan gelmiş. İpini, sapını kaçıran da öğretmen olmuş. Gelmiş senin çocuğuna analık yapacak, babalık yapacak, mürebbilik yapacak. Onu takkeme anlat. Nasıl çözülecek o sonra? 7 yaşına kadar yüklenen o enkazı nasıl sileceksin? Silemezsiniz diyor. Allah Resulü'nün hadisi galiba. O yaşa kadar taşın üzerine bıçakla böyle kazımak gibidir. 7 yaşından sonraki bilgiler o 7 yaşındaki çekirdekten sonra açılıyor. O da suyun üzerine yazı yazmak gibi, istediği gibi değiştirebilirsin. Ama 7 yaşına kadar verdim. Sonra ikinci bir fasıl geliyor. En ciddi eğitim buydu. Bulu çağına kadar. Bulu çağından sonra zaten korkma. Sen bunları yapmışsan. Abi bulu çağına kadar ben bunlara dikkat ettim de falan düşüyor. Merak etme. O bulu çağı bir dönemdir. Deli. Deli kan dönemidir. Deli. Kanların atışı farklıdır. Deli. Hani akıllı atmaz. Deli kan. Deli kan. Hani derler ya cinnet geçirdi. Cinnet geçirdi. Ben diyorum ki cin olduğu nettir yani. Yani aynı bunun gibi. Deli kan yani. Bulu çağına kadar ver. Sonra abi ben bunları verdim aldım. Oğlum. Merak etme, rezil kepaze de olsa kul küllü yamelü ala şakile. Dönüp dolaşır her türlü rezaleti dürse bile en sonunda
7 yaşına kadar verilen fıtratı veya buluğ çağına kadar verilen aslı şeyine dönecektir o. Aslına dönecektir. Öyle diyor ayet. Kul küllü ya'melu ala şakile. Şakilesiyle hareket edecek. Dönüp dolaşacak. Kalavera dalavera gelecek o. Başka şansı yok. Çünkü aslı bırakmayacak. Ha nedir o? Sunidir yani. Onun için bunu çağına kadar. İlk 7 çok önemli. Hiç kimseye teslim etme. Etme kardeş. 7 yaşına kadar müstakil olarak bakkala bile gönderemezsin. Ticaret yapamaz. Annesi babasıyla olur. Çünkü İmam Ali radıyallahu anh aklı melekesi gelişmemiş. Çünkü bir insanın delikanlı bir insanın çocuğu 26 yaşına kadar bedensel ve zihinsel gelişme devam eder diyor. 26. Boy uzar. Vücudu şey yapar. Kasları vesaire. Duyguları erkeksi kadınsı vesaire gelişir. Ha, ama ikinci mühim dönem 7 ve buluğ çağı arası. Buluğ çağına kadar, bu zamana kadar dikkat edin. Ondan sonra isterse Moskova'ya koy. Dönüp dolaşıp aslıyla hareket eder. Peki. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn. El-Fatiha temâs salavat.